İlk olarak Elazığ'da başlatmıştık. Elazığ'a 30 milletvekili arkadaşımızla gidip Elazığ'da ciddi bir saha çalışması yapmıştık. Ardından Aksaray'a bir grup arkadaşımızla yine 25 milletvekilimizle gittik, bir çalışma yaptık. Bugün Uşak ve eş zamanlı olarak aynı anda Afyon'da da benzer bir çalışmayı diğer milletvekili arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar. Niye sahalardayız? Çünkü iktidar milleti unuttu. İktidara milleti hatırlatmak için sahadayız. Niye sahadayız? Çünkü millet büyük sıkıntı çekiyor. Büyük sefalet çekiyor. İşçi perişan, çiftçi perişan. Bakın burası Kuvayi Milliye Kenti. Kuvayi Milliye Kenti Uşak'ta pancar vardı değil mi? Nedir şimdi pancarın durumu? Türkiye'nin ilk şeker fabrikası burada açılmadı mı? Pancar üreticisi şu anda sıkıntı yaşamıyor mu? Tütün üreticisi Uşak'ta sıkıntı yaşamıyor mu? Tütün de var burada. Yaşıyor. Peki esnaf? Esnaf daha büyük sıkıntı yaşıyor. Esnafla ilgili zaten bir kriz vardı, ekonomik kriz vardı. Ekonomik krizden sonra bir de üstüne korona krizi geldi. Tüm dünyayı etkiledi ama Türkiye'yi daha fazla etkiledi. Çünkü Türkiye'de iktidarda beceriksizler vardı. Beceriksizler olduğu için Türkiye daha fazla etkilendi. Esnaf kan alıyor mu? Kan alıyor. Büyük sıkıntı içerisinde esnaf. Kepenk indiriyor. Kirasıyor diyemiyor. İşçi, işçi perişan. İşçi işsiz kalmaya başladı. İşsiz kalmaya başladı. Memlekette ciddi bir kriz var. Ama beyefendiye sorarsanız hiçbir şey yok. Beyefendiye göre herhangi bir kriz yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Niye biliyor musunuz sevgili uşaklar? Şu anda Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan milleti tanımadığı için, milletten uzaklaştığı için hiçbir şeyin farkında değil. Niye biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan sarayında keyif içerisinde yaşıyor. Elektriğe para ödüyor mu? Hayır. Suya ödemiyor. Doğalgaza para ödemiyor. Ekmeğe para ödemiyor. Yağa para ödemiyor. Yumurtaya para ödemiyor. Ete para ödemiyor. Bir kapıcı aidatı, apartman görevlisi aidatı bile ödemiyor. Kendisi sarayda yaşıyor. Milletin derdinin ne olduğunu bilmiyor. Kasımpaşa'da doğdu. Başbakan olduğunda Ankara'ya geldi. Keçiören'e mütevazi bir eve yerleşti. Saraya geçince her şeyi unuttu. Uşak'tan çağrı yapıyoruz. Ey Tayyip Erdoğan. Hani kendisi böyle der ya. Ey der ya. Biz de Uşak'tan diyoruz. Ey Tayyip Erdoğan. Arada bir şu Keçiören'deki eski evine git. Bir de oranın penceresinden millete bak. Bak millet sefalet içerisinde. Millet perişanlık içerisinde. Kendisi Ankara'da Beştepe'de sarayda. İstanbul'da saraylarda çok sayıda saray var. Marmaris'te yazlık saray. Ahlat'ta kışlık saray. Havada uçan saray. Denizde yüzen saray. Keyfi yerinde. Saraylarda yaşadığı için hiçbir şeyin farkında değil. Milletin derdinin ne olduğunu farkında değil. Saray demişken Türk edebiyatının çok önemli bir kitabı vardır. Realist, gerçekçi kitap. Roman. En önemli örneğidir. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası isimli kitabı vardır değerli kuşaklar. Recaizade Mahmut Ekrem yaşadığı dönemde o dönemki Anadolu insanlığın, İstanbulluların Avrupa özentisini kaleme almıştır bu kitabında. Eğer Recaizade Mahmut Ekrem bugün yaşasaydı Araba Sevdası'nı yazmazdı. Saray Sevdası yazardı. Saray Sevdası. Ama beyefendinin keyfi ortaklarıyla gayet güzel. Kendisi küçük ortağı MHP ve en küçük ortağı Doğu Perinçek. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a Devlet Bahçeli'yle ve Doğu Perinçek'le mutluluklar diliyoruz. Dün bir açıklama yapmış Sayın Erdoğan. Demiş ki bu gıda fiyatları çok yüksek eleştirisi gelince tarlada çıkışı daha ucuz ama markette satışı daha fazla denince Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki 3-5 aç gözlü tüccar yapıyor bu iş demiş. Yanlış söylemiş. 3-5 aç gözlü tüccar değil. 3-5 aç gözlü müteahhit yapıyor olmasın bu işleri?
Milletin anasına küfreden, milletin iyiliğini sömüren o beşli çete olmasın. O Mehmet Cengizler olmasın milleti bu hale getiren. Sayın Erdoğan hala esnafla, tüccarla uğraşacağına sağında solundaki o çetelere iyi baksın, çeteleri görsün. Değerli arkadaşlar, bugün Uşak'ta 70'in üzerinde sivil toplum örgütünü milletvekili arkadaşlarımızla birlikte ziyaret edeceğiz. Az önce Sayın Vali'ye gittik. Bazı arkadaşlarımız, garnizon komutanları emniyet müdürlüğüne gittiler. Protokol ziyaretlerimizi tamamladık. Birazdan galiba İsmet Paşa Caddesi'ne başlayacağız. Esnafımızı ziyaret edeceğiz. Ardından sivil toplum örgütlerine gideceğiz. Yarın da 5 ilçemizde ciddi bir saha çalışması yapacağız. Ve yaptığımız çalışmaları bir rapor haline getirip hem genel başkanımıza hem genel merkezimize sunacağız. Hem de kamuoyuyla paylaşacağız ve milletvekilimizle birlikte buraya ilişkin bir takım açıklamaları da Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağız. Ama bir şeye vurgu yapmazsam yanlış olur. 2 gündür, 3 gündür İstanbul'da yaşananları görüyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yapılanları görüyorsunuz. Bakın değerli arkadaşlar, bir Covid dönemi geldi. Aşı meselesi oldu değil mi? Türkiye aşıyı bulamadı. Başka yerlerden aşı bekliyoruz. Çin'den bekliyoruz. Avrupa'dan bekliyoruz. Almanya'dan bekliyoruz. Üstelik Almanya'da bulan da bir Türk. Aşıyı bulan. Peki niye biz bilim alanında bu kadar ilerleyemedik? Çünkü bilime çok önem verilmedi. Çünkü bilim adamı olacak öğrencilerimiz 80 öncesi de olsun, sonrasında da olsun kırdırıldı. Birbirine kırdırıldı. Öğrencilerimize eziyet edildi. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerimiz bir rektör atandı. İstemiyorlar rektörü. Hoca istemiyor. Öğrenci istemiyor. Türkiye istemiyor. Beyefendi orada oturmaya devam ediyor. Onuruyla istifa etse belki bu kadar kötü anılmayacak. İstifa da etmiyor, ettirilmiyor belki de. Ama 2-3 gündür öğrencilere eziyet çektiriyor. Değerli Uşaklılar, bu çocuklarımız Türkiye'nin en parlak, en zeki öğrencileri, üniversite öğrencilerimiz. Bunlar kendilerini yetiştirecekler, bilim adamı olacaklar. Bunlar yarın bir gün icatlarda bulunacaklar. Bunlar kendilerini yetiştirip bir aşı belki bulacaklar. Belki bir farklı bir uçak yapacaklar. Bir şey bulacaklar bu çocuklarımız. Ama bu çocuklara böyle eziyet çektirilirse hiçbir şey olmaz. Çekin ellerinizi çocuklarımızın üzerinden. Çekin genç beyinlerden ellerinizi. Gençlere kıymayın. Üniversite öğrencilerine kıymayın diyoruz. Geçmişte yapımlar ne oldu? 80 öncesi kıydığınızda ne oldu? Aslan gibi fidanlar toprağa düştü. Öldürüldü, idam edildi. O beyinlere kıydınız. Bugün acısını hep beraber yaşıyoruz. 19 yıldır bu ülkeyi yöneten ama ülkeyi kutuplaşmada hat safhaya getiren ey AKP, Uşak'ta açık çağrı yapıyoruz. Elini gençlerimizin, öğrencilerimizin üzerinden çek diyoruz. Bu çağrıyı burada yapmak boynumuzun borcu. Ben bir kez daha Uşak İl Örgütümüze, İl Başkanımız nezdinde tüm örgüt üyelerimize ve bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Artık sahaya çıkacağız, sahada çalışacağız. Ama gazeteci arkadaşlarımızın varsa sorusu, çünkü bir basın toplantısı amacıyla buradayız, sorulara da yanıt verebiliriz. Var mı değerli gazeteci arkadaşlarım sormak istediğiniz bir soru? Şimdi olaylardan bahsettiniz. Dün akşam haberlerde 101 tane provokatör öğrenci, üniversite kadar bu sorumluluğu şeklinde bir bilgi geldi. Bunun hakkında düşünüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, zaman geçiyor, yöntem değişmiyor. Ben 80 öncesi öğrenci değildim ama okudum. Öğrenciler, üniversitelerdeki eylemlerde üniversiteli olmayan, öğrenci olmayan pek çok provokatörün olduğu açıktır. Giriyor birisi araya, bir provokasyon yapıyor, aradan kendisi çıkıyor, sonra öğrenci kalıyor orada ve polisle karşı karşıya geliyor ya da başka şeyler oluyor. Bu tip numaralar geçmiş numaralardır. Ama bu numaraları değiştirmiyorlar. İşte bu yüzden diyoruz, yapmayın. Bunlar geçmişte denendi. Bir takım karanlık eller bunu 80 öncesi denediler.
kardeşi kardeşe kırdırdılar. Şimdi yine aynı şeyi yapmayın diye bu yüzden uyarıyoruz. Buyurun. Okulun dışından öğrenci topluyorlar, öğrenci diyorlar. Öğrenci değil diyorlar. Değil. Efendim? Evet. Değerli arkadaşlar, az önce söylediğim gibi provokasyon var mı? Var. Yine bizim değerlerimize hepimiz sahip çıkarız. Hiç kimse bizim değerlerimize aykırı, yanlış bir durumda bulunamaz. Biz değerlerimize sahip çıkarız, değerlerimize sahip çıkılmasını isteriz. Ama öğrencilere yapıldığı gibi girip de bir takım provokatörler karıştırırsa o provokatörler de bulunmasını isteriz. O fotoğrafı kim çekti? Bunu soruyoruz. O fotoğrafı kim çekti? Devlet, polis niye bulunuyor? O fotoğrafı çekeni, o fotoğrafı yayanı, o bulunursa işte bu provokasyon ortaya çıkar. Bir dakika arkadaşlar, evet. Gerek yok, ben duyuyorum. Arkadaşlar bu tip durumlarda her türlü iddia dile getirilir. Bizim söylediğimiz şu. Devletin güvenlik güçlerinin mutlaka provokasyonları bulması gerekiyor. Bu provokasyonu kim yapıyorsa devleti güvenlik güçleri istihbaratlar. İstihbarat niye başlıyor? Niye istihbaratlar? Bu tip provokasyonları bulsun diye. Bunları bulmak devletin, polisinin, istihbaratının görevidir. Göreve davet ediyoruz. Ayrıca buyurun. Sayın Vekil, 3 tane milletvekili istifası hakkında ne düşünüyorsunuz? Değerli arkadaşlar, bugün biz Uşak'a saha çalışması yapmaya geldik. Biz bugün Uşak'a yoksulun, işsizin, ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlarımızın sorunlarını dinlemeye geldik. Bizim gündemimiz yoksulluk, bizim gündemimiz işsizlik, bizim gündemimiz milletin çektiği sıkıntılar. Bizim başka bir gündemimiz yoktur. Milletvekiller istifa etmişler, etsinler. Cumhuriyet Halk Partisi emin adımlarla her türlü operasyonlara rağmen emin adımlarla Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde iktidara gelecektir. Serbest içinde emek vermeye çalışmaya devam edecek. Gündem değiştirmek için her türlü numara yapılıyor. Biliyoruz. En son anayasa değişikliğinden bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Onu da söyleyelim. Canımıza bak canımıza diyor. Millet aç, perişan, yoksul. Beyefendi gündem değişsin diye anayasa değişikliği diyor. İki partiyle anayasa değişmez. Anayasa uzlaşma metnidir. Herkes içerisinde olacak anayasanın değişmesi için. Aksi takdirde gündemi değiştirmek için operasyon yapıyorsunuz demektir. Algı değiştirmeye çalışıyorsunuz demektir. Teşekkür ederim. Başka soru yok var mı? Hoş geldiniz öncelikle. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Ailelerin dağılmasına karşı mısınız? Anlamadım. Yani nasıl aile? Yani hani bir kanun var. Kadının beyanı esastır. İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi. Ailelerin dağılmasına herkes karşıdır. Şimdi şunu söyleyeceğim. Çoğu toplum içerisinde indiğinizde bazı arkadaşlarımız, işverenler bayan eleman almakta dahi tedirginlerdir. Neden? Kadının beyanı esas olduğu için. Arkadaşlar İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bir takım anladım ben sorunuzu. İzlemezseniz cevap vereyim. Ya da tamamlayayım. Değerli arkadaşlar İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin herkes bir şey söylüyor. Ama İstanbul Sözleşmesi'ne imza atılmıştır. İstanbul Sözleşmesi birilerinin dediği gibi ailenin temelini yıkacak bir sözleşme değildir. Kadını korumaya esaslıdır. Bakın bu ülkede kadın cinayetleri işleniyor arkadaşlar. Günde 3-4 kadın öldürülüyor. Daha birkaç ay önce benim bir hemşerim Muğla'da 23 yaşında genç bir kızcağız kalbinden 37 bıçakla öldürüldü biliyor musunuz? 37 bıçak. Hiçbir sebep yokken. Anası, ailesi perişanlık içerisinde kaldı. Eğer kadınları koruyamazsak biz bu toplumu ayakta tutamayız. Kadınları koruyarak ayakta tutacağız. Ve unutmayın, bizim dinimiz ne diyor? Cennet anaların ayaklarındadır. Öyle değil mi? Biz kadınlarımızı koruyacağız ve kadınların baş tacı edeceğiz.
Aksi takdirde ne aile kalır ne toplum kalır. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize, saygılar sunuyorum arkadaşlar.